Varlar Kraliçesi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok çok uzak diyarlarda birbirini çok seven Kay ve Gerd adında iki arkadaş varmış. Komşu evlerde oturan iki arkadaş sürekli birlikte vakit geçirirmiş. Oyunlar oynar, birbirlerine çeşitli hikayeler anlatır, kitap okur, boyama yaparmış. Günler günleri kovalarken, mevsimler atlı gibi koşarken, sonbahar gitmiş, kış gelmiş. Yoğun kar yağışı ile birlikte inanılmaz bir soğuk hava gelmiş. Kay ve Gerda evde kalmaya mahkum etmiş. Kış geceleri soğuk ve uzun geçerken Kay ve Gerda kendilerine yeni bir eğlence buluvermiş aniden. Gerda'nın büyük annesinin anlattığı heyecanlı peri masalları ikilinin kış boyunca en büyük eğlencesi oluvermiş birden. Bir gün yine Kay ve Gerda büyük annenin yanına gelmiş. Gerda, "Büyük anne, bu soğuk hava ve kar nereden geliyor?" diye soruvermiş aniden. Büyük anne gülümsemiş, biraz da düşünüvermiş. "Soğuk havalar ve kar çok uzaklardan gelir kızım. Buzlarla ve karlarla kaplı bir ülkeden. Bu ülkenin Karlar Kraliçesi vardır. Karlar Kraliçesi'nin kendi sihriyle yaptığı bir de şatosu. Karlar Kraliçesi çok ama çok güzel olmasına rağmen bu buzdan şatosunda bir başına yaşarmış. Buz gibi parlak, ışıl ışıl bir güzelliğe sahipmiş fakat kraliçe güzel olduğu kadar da kötü kalpli birisiymiş. Üstelik soğuk ve görkemli buzdan yapılmış bu kocaman şatosunda birçok mucize saklıymış. Şatodaki buz aynada da bu mucizelerden bir tanesiymiş. Kötü kalpli Karlar Kraliçesi buz aynasına bakarak tüm dünyada olanı biteni kötü gözleriyle gözetler izlermiş. Büyük anne masalını anlatmaya devam ederken Gerda birden onları izleyen kötü kalpli Karlar Kraliçesini pencerede görmüş. Heyecanla, "Büyük anne, büyük anne, Kay, bakın, Karlar Kraliçesi bize bakıyor," demiş. Büyük anne, "Yok canım, kedidir o," demiş. Bunun üzerine Gerda, "Büyük anne, kötü kalpli Karlar Kraliçesi buralara gelebilir mi sence?" diye sormuş. Kay da, "Hele bir gelsin, onu tutup şömineye atarım, eriyip biter. Sonra da suluk kraliçeye dönüşür," demiş. Bunu duyan Karlar Kraliçesi, "Demek beni şömineye atarak sular kraliçesine dönüştüreceksin öyle mi? Buz kıvılcımları size emrediyorum. Uçun ve benimle alay eden bu küçük çocuğu bulun. Kalbi ve gözleri benim olsun. Böylece etrafındaki şeyleri kötü görsün. Kalbindeki sevgi buz olsun," demiş. Karlar Kraliçesi'nin emirlerinin ardından evin önünde bir anda kar fırtınası başlamış. Gerda'nın penceresine hızla ilerleyen buz kıvılcımları kraliçenin emirlerini yerine getirmeye başlamış. Kay olanı biteni anlamak için pencereye yönelmiş ve camı açmış. "Kay dur," demiş Gerda ama geç kalmış. Kay, "Aa gözüm, gözüm acıyor. Uf, gözüme bir şey battı. Neler oluyor? Ah kalbim, kalbim ağrıyor," diye yaşadığı şoku anlamaya çalışmış. Ama olan olmuş. Buz kıvılcımları Kay'ın kalbine ve gözüne çarpmış. Karlar Kraliçesi'nin sihri gerçekleşmiş ve Kay başka birine dönüşmüş. Ona neler olduğunu soran arkadaşı Gerda'yı da terslemiş. Gerda, Kay'ın kendine neden kötü davrandığını bir türlü anlayamamış. Sabah olduğunda Kay'ın akşamki kaba davranışları devam ediyormuş. Kızağının ipini çekip bahçeden çıkıp gitmiş. Onu gören Gerda nereye gittiğini sormuş fakat Kay onu yine tersleyerek oradan uzaklaşmış. Kızağının arkasından koşan Gerda arkadaşına yetişememiş. Tam bu sırada Karlar Kraliçesi kızağıyla ortaya çıkmış. Kraliçenin kızağının peşine takılan Kay, kraliçe ile birlikte buzdan şatoya gitmiş. Bunu gören Gerda
öylece baka kalmış. Aradan günler, haftalar, aylar geçmiş ama Kay geri dönmemiş. Evinin penceresinde aylarca Kay'ı bekleyen Gerda artık daha fazla bekleyememiş. Büyük annesinin hediye ettiği aynayı da yanına alıp düşmüş yollara. Canı pahasına arkadaşını kurtarmak isteyen Gerda yol boyunca karşılaştığı tüm canlılara Kay'ı sormuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Bir nehrin kıyısına gelmiş. Burada Kay'ı sorabileceği kimse yokmuş. Gerda akan nehre sorusunu sormuş. Fakat nehir cevap vermemiş. Bir süre sonra yanına bir martı konmuş. Martı, nehir soruna cevabını mutlaka biliyordur. Fakat önce ona hediye vermelisin demiş. Gerda boynundaki kolyesini çıkarmış ve nehre bırakmış. Kolyeyi alan nehir tam anlamıyla bir mucize gerçekleştirmiş. Gerda'nın bulunduğu yere küçük bir sandal yanaşmış. Nehrin kendisine vereceği cevap buymuş. Gerda sandala binmiş ve sandal kendi kendine hareket etmeye başlamış. Gerda sandalla yaptığı yolculuğun sonunda sihirli bir bahçenin kıyısına gelmiş. Rengarenk çiçekler bulunan bu bahçe adeta Gerda'yı büyülemiş. Fakat bir sorun varmış. Bu birbirinden güzel çiçeklerin hiçbiri kokmuyormuş. Çiçeklerle büyülenen Gerda yanına bir kadının geldiğini görmüş. Bu kadın bu güzel bahçenin sahibiymiş. "Güzel kız, hoş geldin." diyerek karşılamış Gerda'yı. Bir anda bahçedeki çiçekler misler gibi kokular yaymaya başlamış. Özür dilerim, bahçenize izinsiz girdim demiş Gerda. Gel canım kızım, bahçeme uzun zamandır kimseler gelmiyordu. Çok sıkılmıştım yalnızlıktan. Tek başına ne işin var burada bakayım senin demiş kadın. Gerda aylardır kayıp olan Kay'ı aradığını, bir türlü bulamadığını söylemiş. Fakat çiçekçi kadın burada yıllardır Gerda'dan başka birini görmediğini söylemiş. Gerda da öyle mi? İzninizle ben yoluma devam edeyim. Bir an önce arkadaşımı bulmalıyım demiş. Ama çiçekçi kadın Gerda'nın gitmesini hiç istemiyormuş. Hemen bir yalan söylemiş. Kay mı dedin? Buralarda gördüm sanki onu. Ne olmuş Kay'a diye sormuş. Gerda olanı biteni anlatmış kadına. Karlar kraliçesini duyan çiçekçi kadın birden telaşlanmış. Kötü kalpli karlar kraliçesi mi? O soğuk şey buralardan uzak dursun. Onun yüzünden benim çiçeklerim yıllardır kokmuyor demiş. Çiçekçi kadın sonra Gerda'ya saçlarını taramak istediğini söylemiş. Gerda da bu isteğe bir anlam verememiş. Kadın ısrar edince kabul etmek zorunda kalmış. Elindeki tarakla Gerda'nın saçlarını taramaya başlayan kadın aslında Gerda'ya sihir yapıyormuş. Sihirli tarağı Gerda'ya tüm bildiklerini unutturmuş. Kötü biri olmayan ve sadece eğlenmek isteyen çiçekçi kadın Gerda'da sadece neşe bırakmış. Geri kalan her şeyi unutturmuş. Uykudan uyanan Gerda gerçekten de hiçbir şey hatırlamıyormuş. O an bir şey olmuş. Kadının şapkasında bulunan güller Gerda'nın bir şeyler hatırlamasını sağlamış. Çünkü hiçbir sihir gerçek sevgiyle baş edemezmiş. Kendini ve hafızasını zorlayan Gerda tüm anılarını teker teker hatırlamış. Bir yolunu bulup hemen sandalına geri dönmüş. Sandalına atladığı gibi de açılmış sulara geri. Belli bir süre sonra tepesinde uçan kargayı takip etmeye başlamış. Buzlarla kaplı bir denize ulaşmış. Burada bekleyen korsan gemisini gören Gerda, gemide kimse gözükmediğini görünce tırmanmış gemiye. Acaba bu gemiyle Karlar Kraliçesi'nin şatosuna gitsem mi diye sessiz sessiz düşünürken, birden korsanlar geminin güvertesinde belirmiş. Korsan bir kız çocuğu yavaşça Gerda'ya yaklaşıp, "Sen de bizimle gittiğimiz yere gideceksin, yani hiçbir yere." demiş. Gerda
arkadaşını aradığını, başlarından geçenleri korsan kıza anlatmış. Gerda'nın arkadaşı için yaptıklarını duyan korsan kız Gerda'yı çok sevmiş. Onun kendi yanlarında kalmasını çok istemiş. Ayrıca Karlar Kraliçesi'nin adını duyar duymaz da arkadaşı Kay'ı aramaktan vazgeçmesini söylemiş. Fakat Gerda kararlıymış. Ne pahasına olursa olsun arkadaşını bulacakmış. Korsan kız Gerda'nın cesareti karşısında çok etkilenmiş. Ona yardım etmeye karar vermiş. Bunca geçen zamanda Karlar Kraliçesi de şatosunda Kay'ın geçmişini unutması için çalışıyormuş. Hemen hemen her şeyi unutan Kay sadece Gerda'yı unutamıyormuş. Çok yakında bütün kalbi buza dönüşeceğini söyleyen Karlar Kraliçesi, Kay'ın arkadaşı Gerda'yı unutması için elinden geleni yapıyormuş. Geceyi korsan kızla birlikte gemide geçiren Gerda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanmış. Korsan kız çoktan uyanmış, bir rengeyi bulmuş. Çünkü karlar ülkesine rengeyiyle daha hızlı gidebilirmiş. Ayrıca bu geyik Gerda'ya da yol gösterecekmiş. Gerda rengeyiyle karlar ülkesine gönderen korsan kız, ''Bana söz ver Gerda, o cadıyı yeneceksin. Böylece gemimiz de kurtulacak.'' demiş. Gerda, ''Söz veriyorum, bana yaptığın iyiliğin karşılıksız kalmayacak, emin ol.'' demiş. Rengeyine binen Gerda çıkmış yola. Uzun süren bir yolculuğun ardından Kuzey Kutbu'na ulaşmış. Onları yaşlı bir bilge karşılamış. ''Sonunda aynayı bana getirdin demek.'' demiş yaşlı adam. Gerda, aynanın çantada olmasına rağmen yanında olduğunu bilen yaşlı adamı duyunca doğru yere geldiğini fark etmiş. Aynayı çıkartıp yaşlı adama göstermiş. ''Kötü kalpli Karlar Kraliçesini bu aynayla mı yeneceğim?'' demiş. Yaşlı adam, ''Bu ayna gerçekleri gösterir. Hem de çok gizli yerlerde saklanmış gerçekleri. Hiçbir şey ve hiç kimse gerçek sevgiden daha güçlü değildir.'' demiş. ''Her şeyden daha güçlü olan tek şey içimizdeki gerçek sevgidir küçük kız.'' diye eklemiş. Yaşlı adamdan kötü kalpli kraliçenin kim olduğunu öğrenmiş Gerda. Karlar Kraliçesi aslında sevgi dolu bir insanmış. Gülümseyen, gözleriyle güneş gibi parlayan, dokunduğu her yer rengarenk çiçeklerle dolup taşarmış. Adı da Lila'ymış. Herkes iyi kalpli Lila'yı küçük bir cadı olarak görürmüş. Kimse onunla oynamaz, ya kimse onu istemezmiş. Yalnız kalan Lila tüm mutluluğunu kaybetmiş. Her şeyden, herkesten nefret etmeye başlamış. Ve bir gün bir dilek dilemiş. Kendisine kötü davranan herkesin buza dönüşmesini istemiş. Buzdan bir şato yapmış kendisine. Herkesten uzak, yalnız, mutsuz ve sevgisiz bir şekilde yaşamaya başlamış. Eğer Gerda ona bu gerçekleri gösterebilirse onu yenmiş olacakmış. Karlar Kraliçesi'nin buzdan şatosuna gelen Gerda içeri girmiş. İçeride Kay'ı görmüş. Bir köşede buz heykel yapan Kay onu fark etmemiş. ''Kay, buldum seni, buldum seni, benim arkadaşım Gerda.'' demiş. Kay gerçekten hatırlamıyormuş Gerda'yı. Kendisini hatırlamayan Kay'a koşup sarılmış Gerda. Fakat Kay onu yine hatırlayamamış. Karlar Kraliçesi Gerda'ya öfkeyle bağırmış. ''Bırak hemen onu. Kay artık bana ait. Şimdi de seni buza dönüştüreceğim.'' demiş. ''Hayır, bunu başaramayacaksın. Seni seviyorum Kay.'' diye bağırmış arkadaşına Gerda. Kay yavaş yavaş Gerda'yı hatırlamaya başlamış. Bu duruma çok öfkelenen kötü kalpli kraliçe elindeki asayı sallamış ve büyü yapmaya başlamış. Tam o sırada Gerda aynasını çıkartarak asadan çıkan büyüye doğru tutmuş. Aynada yansıyan büyü yok olmuş. Gerda'nın elindeki aynaya bakan kraliçe aynadaki yüzünün kendisine ait olmadığını görmüş. Çünkü aynada yüzü gözüken kişi küçük Lila'ymış. Lila'yı hatırlayan Karlar Kraliçesi yavaş yavaş ısınmaya başlamış. Tüm buzullar erimiş, eridikçe çözülmüş.
Güzellikleri hatırladıkça kalbindeki öfkesi güneş gibi ısınıp erimeye başlamış. Yeniden küçük, masum, neşeli haline dönüşmüş birdenbire. Fakat uzun bir yolculuktan çıkmışçasına da yorgun hissediyormuş kraliçe. Kay kendine geldiğinde bütün bu olanlara inanamamış. Lila'yı tanıdıkça bir daha tanımadıkları insanlar hakkında yorum yapmayacağına dair de söz vermiş. Gerçek sevginin gücüne hep inanmışlar. Lila da buzdan çözülen, saraya dönüşen şatosunda rengarenk çiçekler içerisinde kuşlar ve kelebekler ile en mutlu yuva halinde yaşamaya devam etmiş.